Mürşit kimdir? Tasavvuf yolu, kulu manevi kirlerden arındırarak terbiyeyi gaye edinen bir yoldur. Bu arındırma Kur'an-ı Kerim'de teskiye olarak geçer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalpleri inkar ve isyan kirlerinden temizleyerek Allah Teala ile huzura kavuşturmak için gönderildiği bildirilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen ümmet de bu terbiyeye muhtaçtır. İnsanları tezkiye ve terbiye edip arındırma vazifesini hakiki peygamber varisi olan mürşitler üstlenmiştir. Mürşidi kamiller manevi hastalıkların tabibi olarak kalpleri Rabbani ilaçlarla tedavi edip yaratılıştaki tertemiz haline çevirirler. Allah Teala'nın inayetiyle insanları gafletten kurtarıp doğru yola sevk ederler. Müridin kalbine Allah Teala sevgisinin yerleşmesi, nefis, günahlar sebebiyle kötü sıfat ve huylarla kaplanmış durumdadır. Mürşidin manevi kötülük ve kirlerden arınma yoluna sevk etmesiyle temizlenir. Bu durumda kalp aynası parlar ve manevi nurlar kalbe dolar. Basiret gözü Rahman'ın nuruna yönelir. Böylece Allah Teala'nın heybet ve vakarı müridin gönlünü kaplar. Zahiren ve batınen muhabbet hasıl olur. Mürşidi kamiller, saliklerin henüz çıktığı bu yolu daha önce mürşit rehberliğinde kat etmiş ve tecrübeyle hidayet hakikatine ulaşmış kimselerdir. Başkalarına aynı yolda rehberlik etmek üzere halife, imam kılınmışlardır. Kendi nefislerini arındırdıkları gibi, müritlerin nefislerini de aynı usul ve metotla terbiye ederler. Mürşitle fiziksel beraberliğin bereketi. Allah-u Teala, sohbet edenle sohbet edilen, yani mürşitle müridin arasında manevi bir kaynaşma meydana getirir. Bu tıpkı bir çocuğun tabii doğumla babasının bir parçası olmasına benzer. Mürit de sohbet ve ziyaret birlikteliğiyle mürşidin bir parçası durumuna gelir. Bu doğuş manevi bir doğuştur. Mürşidi kamil aldığını da verdiğini de Allah-u Teala'nın inayetiyle yapar. Devamlı Cenab-ı Hakk'ın iradesine tabidir. Mevla ona iradesini bildirir, o da muradullah'a göre hareket eder. Mürşit, müridin takva üzere bir hayat hassasiyetine kavuşmasına vesile olur. Nakşibendi tarikatının imamı, Şah-ı Nakşibend Kuddise Sirruhu şöyle buyurur. Bizler maksada ulaşmaya vasıtayız. Saliklere lazım olan kemale erip bizlerden kesilerek maksuda ulaşmaktır. Zira terbiyecilerin yolu budur ki, onlar bu yolun çocuklarını, yani talip olanları, tarikat beşiğine bağlarlar, terbiye memesiyle, himmet sütüyle onları yetiştirip vuslat taddine erdirirler. Sonra kendilerinden ayırıp dergahı ehadiyete dahil ederler. Bundan sonra onları Rabbül Alemin terbiye eder. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.